Evet, iyi günler. Yeni bir haftadayız yine. Endeks üzerinde hala ağır hareketler var. Endekste sabah satışlar geldi yeniden. Çünkü geçtiğimiz haftada zaten sert satışlar vardı. Bunları da yaşamıştık. Oradan kalma bir uzantı olarak algılıyoruz ama şimdilerde hafif alımlar var. Fakat ne kadar etkili olacak burasını söylemek zor. Haftalık bültenimizde 115 bin üzerinde kaldığımız sürece endeksteki bu yaşanan aşağı doğru hareketlerin bir düzeltme olduğundan ifade ediyoruz. Düzeltme, hızlı bir yükseliş oldu. Her yerde bir yükseliş oldu. Amerika'da şimdi satışlar var, realizasyonlar var. Dolar çok düşmüştü, oralardan bir tepkiler var. Bunların hepsi aslında bir düzeltme olarak ifade etmek mümkün. O nedenle şu an için endeksi 115 binin aşağısına inmedikçe de bir düzeltme olarak da ifade ediyoruz. Bugün enflasyonu aldık. %1,02 geldi. Yıllık bazda enflasyon 10,35 oldu. 11,92 idi. Oradan aşağı doğru aslında 1,5 puana yakın bir düşüş var yıllık bazda. Tahmin ediyorduk. Yani çok büyük bir sürpriz değil. Bunun en önemlisi sebebi geçen yılın Ocak ayı çok yüksek bir enflasyondu. %2,44'tü. O çıktı, yerine 1,02 girince tabii ki yıllık hesap edilen rakamda baz etkisinden ötürü aşağı doğru hızlı bir düşüş oldu. Bu zaten tahmin ediliyordu. Yani bunu çok sürpriz olarak almamakta fayda var. Çekirdek enflasyonda mesela yıllıkta %12,30'dan 12,18'e dek bir düşüş var. Orada izlediğiniz gibi öyle çok ciddi bir iyileşme yok. Ama en azından gıdada alınan bazı önlemler eğer ileride etkileri olabilirse enflasyonda güzel sonuçlar alabiliriz. Bu şekilde de izleyebiliriz. O tabii faizi etkileyebilir. Faiz aşağı inince banka hisselerimiz olumlu etkilenebilir. Bu şekilde yukarı hareketler olur. Şimdi dün 3 tane bilanço geldi. Tofaş Fabrika birisi önceki gün gelen. Cuma günü Ereğli ve Otokar aldık. Tofaş Fabrika tahmin edilenin üzerinde bir çeyrek kârı geldi. İyi bir bilanço. Yüksek ihracat var. %68 ihracat yapıyor. Euro TL'nin güçlü olmasından ötürü de çok iyi de bir satış geliri yazmış vaziyette. Bu yıl içinde hemen hemen aynı yönde bir tahmin ediliyor ama ihracatın yine çok güçlü olacağını tahmin ediyoruz. Ciro'nun yine ihracat sayesinde yukarı doğru hareket edeceğini öngörüyoruz. Tofaş için aslında aşağı yukarı 37 TL gibi bir hedefler var. Şu anda 31'ler seviyesinde güzel bir fırsat var. Düşüşler olursa alım içinde yine güzel fırsatlar yaratacaktır. İhracatçı özelliği olması, kur riskinin hepsini hedge etmiş olması bunlar onun için önemli özellikler. Ereğli'de tahminlerin bir miktar üzerinde 4. çeyrekte 1 milyar 100 92 milyonluk kar geldi. Bütün bir yıla baktığımızda 3 milyar 753 milyonluk bir kar var. Net kar %148 oranında arttı. Faveo marjı %28. Yıllık bazda bakıldığında %31'lik bir Faveo marjıyla yılı bitirdik. 9,36 FK'sı var aslında. Çok da yüksek bir FK'da değil. Ereğli'de halen daha olumlu yönde tahminler yapılıyor. Emtiaların iyi bir yıl olacağına yönelik tahminler hala sürüyor. O nedenle Ereğli'de yine 2018'de izleyeceğimiz bir şirket olacak. Otokar'da son çeyrekte 30 milyon liralık bir beklenti varken 48 milyon liralık bir kar yazıldı. Yıllık kar 100 milyona ulaştı. %43'lük bir kar artışı var. Otokar'da bildiğiniz gibi bilanço sonucu aslında çok çok sürpriz değil. Bunları zaten tahmin ediyorduk. Orada şu anda bir Altay tankına yönelik bir ihale süreci var. Ve bu süreç Otokar'ı çok yakından ilgilendiriyor. Bazen çok sert, bazen çok yumuşak da etkiler yaratabiliyor ama o tam olarak netleşmeden Otokar için işte şu fiyattır şeklinde bir sonuçlar söylemek biraz zor. Yani 100-110 TL gibi bir rakam var esas kendi Otokar'ın hesap ettiğimiz bir rakam ama Altay tankını eklediğimizde bu hedef fiyat 130-140'a dek yükselebilir. O yüzden orada bir oynaklık var. Oraya da dikkat etmekte fayda olacak her zaman. Bunları da ifade edelim. İyi günler herkese. Hoşça kalın.